Estetik cerrahinin gözde uygulamalarından meme protezlerinin kansere yol açabileceği yönündeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nin geçtiğimiz ay yayınladığı bir uyarıda özellikle pürtüklü yüzeyli meme implantlarının nadir görülen bir lenf kanseri türüne neden olabileceği belirtildi. 90'lı yıllardan bu yana pürtüklü yüzeyli meme protezine bağlı kanser vakalarına ülkemizde sadece bir kişide rastlandı. Erken evrede fark edilen hastalık meme protezinin çıkarılmasıyla tedavi edildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı bu marka meme protezlerinin Nisan ayından bu yana Türkiye'de kullanımının yasaklandığını belirtti. Uzmanlar paniğe gerek olmadığını ancak bazı belirtilere karşı özellikle pürtüklü yüzeyli meme protezi kullanan hastaların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi birkaç hafta önce bir uyarı yayınladı, özellikle meme implantları ile ilgili ve bugüne kadar tespit edilen 573 kadar implantla ilişkili lenfoma olgusunun 481'inin tek bir firmaya ait olduğunu fark edince bu uyarıyı yayınlamak durumunda kaldı. Özellikle de bu uyarı pürüzlü yüzeyli meme implantlarıyla ilişkili olarak ortaya kondu. Bir markanın birkaç farklı serideki implantlarıyla ilişkili bu uyarıyı yayınladılar. Gerçekten bu önemli çünkü sonuçta çok nadir, erken yakalanınca sadece implant ve etrafı o kapsül sıvılı kısmın alınmasının bile tedavide yeterli olduğu bir lenfoma türünde 33'e yakın ölüm vakası bildirilmiş. Bu 33 ölüm vakasının içinde implantın markasının bilinebildiği olgulara bakıldığında 13 olgunun 12'sinin yine aynı uyarının yapıldığı firma ile ilgili markalar, modeller olduğu anlaşıldı. Bu da aslında dikkat çekici bir durum. Bu olay tabii aslında bizde biraz daha eskiden beri bilinen bir şey. Belki hatırlıyorsunuzdur. Şubat ayında Fransa bu implantların kullanımını yasakladı. Hemen akabinde Avrupa ve Türkiye'de yasakladı. Biraz korkutucu gibi görünmekle beraber, hani içinde ölüm olduğu söylendiği için aslında 20 milyondan fazla yapılmış meme implantını düşünecek olursanız risk çok çok az. Amerika'da ve Türkiye'de ve Avrupa'da sayı daha az. Türkiye'de aslında bir vakamız var. Yine benzer implantla oluşmuş. Bir meme kanseri tedavisi görmüş hastamızda. Düzeltme yapıldıktan sonra karşı memesinde görülmüş ve tedavi edilmiş. Şükür şu ana kadar hiçbir kaybedilen vakamız da yok. 9 milyon kadınla yapılan bir çalışmada komşusuna göre, yaptırmayana göre 18 kat fazla lenfoma riski taşıdığı gösterilmiş. Ama aslında 30 binde bir sıklıkta özel bir lenfoma türüne yol açabiliyor. Meme tümörlerinin binde 4 kadarı meme lenfoması, primer meme lenfoması ve aslında kötü seyirli oluyorlar. Ama meme implantıyla ilişkili ortaya çıkarsa ve erken fark edildiğinde sadece meme implantının etrafındaki sıvıda bu hücreler tespit edilebilirse sadece implantın çıkartılması bile hastalığın tedavisi için yeterli olabiliyor. O yönden iyi ama daha yaygın halleri, metastaz yapmış şekilleri oldukça kötü seyrediyor ve ölümcül olabiliyor. Düz yüzeyli implantlarda kapsül dediğimiz memeyi saran böyle fibroz yapıda dediğimiz sert bir kılıf oluşuyor. Ve bu sert kılıf düz implantlarda pürtüklü implantlara göre daha çok. Bu biyosel dediğimiz teknoloji sonradan çıkarılan bir şey. 1990'lardan 2000'lerden sonra birazcık daha aktif olmuş pürtüklülük derecesi artırılmış bir protez. Hani çok yüksek düzeyde kullanıldığını düşünmüyorum. İmplantla ilişkili bir T hücreli anaplastik
büyük hücreli lenfoma olgusunda eğer etrafta kitle yoksa sadece implantı çıkartmak yeterli oluyor. Eğer metastazlar sıvı yanında kitle ve ek metastazlar varsa o implantı çıkartmak yeterli olamıyor maalesef ve kemoterapi rejimleri kullanmak gerekiyor. Peki diğer koyduklarımızı çıkaralım mı? FDA'nın uyarısı da bir yönde. Hayır, böyle bir şeye gerek yok. Çünkü risk çok çok düşük. Ancak uyanık olmak lazım. Nasıl uyanık olmak lazım? Geç seroma. Seroma dediğimiz memede sıvı birikmesi. Özellikle 4. yıldan sonra memede aniden oluşan asimetri, sıvı birikimi ki vakaların %70'inde bu var. Belki bir kitle elinize gelen veya işte kırmızılık, kaşıntı gibi değişik bir şey oluşmuşsa hemen doktorunuza başvurmak lazım. Bu tür protez konulmuş hastalarda yoğun pürtüklük olan, biosel dediğimiz protez pürtüklülük cinsinden olanlarda yıllık MRI takibi yani manyetik rezonans takibi öneriliyor. Her tümörde veya her olayda olduğu gibi geç kalmamak lazım. Erken davranmak ve uyanık olmak gerekiyor. Şimdi meme ameliyatı oldunuz, implant konuldu. Bundan 3 hafta sonra, 1 ay sonra hala şişlik var. Bu sizi korkutmasın. Genellikle bu lenfoma veya anaplastik büyük hücreli lenfoma dediğimiz hastalık aslında 4 yıldan sonra ortaya çıkıyor. Yani geç dönemde memenizde hiçbir sorun yokken aniden bir şişme, sıvı birikimi, bir kitle elinize geliyorsa o zaman tedbirli olmak lazım. Hemen doktorunuza başvurmakta fayda var.